noktaya taşıdığı için herkesin bu konuda elini taşın altına koymasını istiyorum. Korkma sönmez bu şafaklarla yüze al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen solacak o bir organ bağış ve yoğun bakımdan bahsedeceğiz. Donör eğitiminden, donörlerin saptanmasından, beyin ölümünden yoğun bir programımız var. Hepimiz biliyoruz gerçekten organ nakli çok çok önemli bir konu. İleriki yaşamımızda çok çok belki bizler de ileride bir organ nakli geçirmek zorunda kalacağız. Organlara ihtiyaç duyacağız. O yüzden insanların umudu olmamız gerekiyor hekim olarak. Beyin ölümlerini daha da erken tespit etmek, uygun hastaları bulmamız gerekiyor. Bütün programımızın amacı bu. Çok değerli başhekimliğimizden bu noktada çok gayretli çalışmalar olduğunu biliyoruz. Biz Tıp Fakültesi Dekanı olarak bu konuda elimizden gelen tüm gayreti yapıyoruz. Öncelikle organ nakli yapılabilen bir merkez olabilmemiz için ki daha önceden öyleydik. Ancak daha sonra hocalarımızın ayrılmasından dolayı bir sıkıntı yaşadık. Bunun hızla tekrar oluşabilmesi konusunda da gayretimiz vardır. Bu konuda donanımlı hocalarımızı fakültemize kazandırma konusunda çok ciddi gayretimiz var. Ben çok kısa bir süre içerisinde hastanemizin, tıp fakültemizin organ naklinin en iyi yapılan yerlerden bir tanesi olacağına inanıyor. Personelimize bu konuda güveniyorum. Son zamanlarda, tabi bu geçmişten beri devamlı gündemde kaldı ama son zamanlarda bunun üzerine çok daha fazla durulmaya başladı. Ha, sayı olarak yetersiz tabi. Yurdumuzdaki sayı çok yetersiz. Ancak şöyle bağış konusundaki sayılara bakacak olursak, bayanların bağış yapma oranı erkeklerden çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Biz tabii yurdumuzda bunun genişlendirilmesi için, yapılan bağışların artırılması için elimizden geldiği kadar çalışıyoruz ama bu çalışmalarımız galiba yetersiz kalıyor. Fakat madalyonun diğer tarafından bakacak olursak Türkiye, organ bağışı konusunda, organ nakli konusunda dünyadaki ilk 5 ülke arasına giriyor. Bu da tabii sevindirici bir şey. Pediatri yoğun bakım sonlu hemşireliği görevine devam ettirirken 4 tane 2011 yılında maalesef ve 2013 yılında bildirim yapılmamış olan 2019 yılında 29 tane beyin ölümü bildirimi yaptık. Yıllara göre bu beyin ölümlerinden donör olan hasta sayıları donörlerimizin organlarını çıkarıp güvenli bir şekilde nakledecek hastalığa çalıştık. Son bir yılda